Oraya bırakırsın Gamze. Nesli, babanın ağzı kulaklarında kızım. Bige'nin ailesiyle ilgili ortaklık planları yapıyor. Geçmiş olsun. Bana niye yükseliyorsun anne? Ben mi yaptım Onur'la Bige'nin arasını? Onur babanın yerini almak için nasıl da çalışıyor bak. Görmüyor musun? Göya Bige'ye aşıkmış. Ne aşkı ayol? Sinsi şehzade. Resmen ayrıldığı kızı gitti, aldı geri getirdi. Koltuk için ne gerekiyorsa yapıyor diyorum. Uyuyun siz daha. Siz uyuyun mu? Evet. Ben uyuyor muyum anne? Uyuyorsunuz kızım. Geçen gün burada ne diyordu Zafer'in? Ha? Evlenmesi bana kalacak diye korkuyordum deyip kahkahalar atıp tebrik eden ben miyim anne? Bak bu saat olmuş. Nerede Zafer? Yok. Ben neredeyim? İşimin başında. Benden daha ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Rahatınızı bozmayın kızım siz. Ben şimdi telefon açacağım. Onur'a kırmızı kadife bir halı yaptıracağım. Siz uyuyun kızım. Hiç rahatınızı bozmayın olur mu? Günaydın baba. Bana öğlen oldu kızım. Rüstem Bey'le bir toplantım var. Ondan biraz ağırdan aldım. Ben de işle ilgili birkaç telefon görüşmesi yaptım. Sonra annemle karşılaşınca geciktim aslında. Evet evet tam çıkacaktı. Ben oyaladım kızı. Neyse imar konusunda umarım iyi haberler alırsın baba. Toplantıya da moralin yüksek gelirsin. İşle ilgili kararlarımı moduma göre mi alıyorum ben? Hı? Yani ben öyle bir şey demek istemedim ama. Hadi kızım, hadi. Neyse görüşürüz. Bekle. Yani hayatım şu kızın elini ayağını birbirine dolandırmaya bayılıyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Haftalardır çalışıyor kızcağız. Vaktinde işinin başında olsun dedim. Ne dedim? Şımartma bunları bu kadar harika. Doğru değil. Bak. Zafer Efendi ortada bile yok. Öğlen oldu. Dün gece de görmedim. Gelebildi mi? Çünkü çocuk geç saatlere kadar çalıştı iş yerinde Hamitciğim. Gelecek, yetişecek toplantıya sen merak etme. Ya, ya. Hadi geç kalma artık gelecek, sen. Gelecek, gelecek. Hadi güle güle. Bakar mısın kızım? Buyurun efendim. Bahçıvana söyle şu kurumuş yaprakları temizlesinler. Daha güzel görünür. Tabii efendim hemen ilgileniyoruz. Tamam. Zafer neredesin oğlum sen? Bak babandan kıl payı kurtuldun. Senin yüzünden yalan söylemek zorunda kaldım. Anneciğim bak bugün çok acelem var. Üstünleştirip çıkmam lazım. Günlük azar dozumu başka zaman alacağım. Zafer dedim. Anne lütfen. Çok güzel bir kombin hazırlamamız gerekecek. Tamam, nasıl bir şey mesela? Yani böyle daha sade. Bununla gitsem olmaz mı ki ya? Bu olmaz, bu olmaz. Melisa Hanım, pardon. Bunlar size geldi. Ay, 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 ay. Onur'a bak, sen çiçek de göndermiş. Ya Onur bana niye çiçek göndersin? Az önce konuştuk ya. Aa. Akşamın bombası yüzünden sizinle yeteri kadar ilgilenemediğimi düşünüyorum. En kısa zamanda telafi etmek üzere... Zafer Köksal. Oo Köksallar sana daha karpuz kesecektik nereye diyorlar resmen. Kesin bize bir yol var burada. Aferin kız Melis. Hadi hadi. Gamze benim şu karışımdan hazırlasana. Beyhan Gamze. Ne karışımı oğlum? Ne karışımı? Sen çıkıp hazırlansana duş mu alacaksın? Ne yapacaksın? Niye oturuyorsun anne, sen? Anne 5 yaşında değilim ne olur bak lütfen beni bugün salar mısın? Bir sal beni. Ha, senin bu rahatlığın beni öldürecek Zafer. Oğlum ergen misin, nesin? Bu yaşta sürtmek ne demek? Neredesin ayrıca sen? Sürtmek? Ne alaka sürtmek anne? Artık iş hayatı öyle kasvetli odalardan yürütmüyor. Artık para kazanmanın daha kolay yolları var. Neymiş o yollar? Söyle de biz de bilelim. Merak etme, oğlum gösterecek sana. E söyle hadi. Sabır, sabır. Telafi edilecek bir durum yok ama yine de çok nazik bir hareket. Çiçekler çok güzel. Teşekkür. Kim bu ya? Aa, geldi mi? Ben senin adına çiçek göndermiştim Melis'e. Kaydetsene onun numarasını, olsun sende. Ay, şaka yapıyorsun. Bakma öyle bel bel suratıma. Kız babanın gözüne girmeyi başardı. Şimdi sıra sende. Kızı tavlamaktan başka yolun yok. Anne yıl 2022 farkındasın değil mi? Farkındayım. Babam milenyuma girmedi daha. Yapacak bir şey yok, tamam mı? Boş gezenin boş kalfası halin nereye kadar oğlum?
Bu halinle babanın gözüne asla giremezsin. Niye anlamıyorsun bunu? Bige'yi sollayacak bir kız lazım. Anneciğim, kızı tanımıyorsun bile ya. Benim adıma çiçek göndermek nedir? Ayıp ya. Ha, düşün bak işte, benim halime düşün. Ben senin adına çiçek gönderiyorum. Düşünsene ne kadar zavallı bir durumdayım. Çok çok yordum. Ben duş alıyorum. Şafer, ben duşa gidiyorum. Beni lütfen duşa bırakma. Duşa gidiyorsun değil mi? Gelme, hazırlanıyorsun. Gelme ya. Gelme sabah sabah ya. Of. Bir şey diyeceğim şimdi.